Bir şey sorabilir miyim? Zaman zaman sizin de içinizden hafiflemek, cüsselliğin perdahında geçmek fakat yine de çok ağırdan alarak geçmek, sonra yavaşça ve süzülerek dünyamıza sil baştan inmek isteği uyanır mı? Hızlıca çarçabuk tarafından çekip bir yerlere gitmek, ey kalbim yine mi, yine mi bir şeylere yakıp yıkmak, bunlardan biri olsun yapamazsanız bile çevrenizde ve her türlü bitişik nizamdan, yakınlarınızdan bir anlığına kurtulmayı düşündünüz mü diyor. Evet, öğretmen metni veriyor ve anlatım ilkeleri açısından öğrencilerden incelemesini istiyor. Hangisi yanlış yapmıştır diyor. Lafı dolandırarak söylediği için yalan değildir, evet. Söylenmesi zor sözcükler mesela şurada karşımıza gelmişti perdahından, doğrudur. Tutarlılık ilkesine uygundur fakat gereksiz sözcükler metinde vardır, dolayısıyla metin duru değildir. Bu metnin dil ve anlatımı ile ilgili olarak aştaklardan hangisi söylenemez? Öyle mi oluyor acaba? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Ben bilmiyorum, ben bildim. Dolayısıyla birinci kişi anlatımı var. Öyle mi oluyor? Devrik cümlelere yer verildi. Şu saatte hayatlarının yalancı suskunlukların, maskelerini gizlemeye çalışan sevgisizliklerin kederli hep yanımızda duruyor. Ne yaparsak yapalım, çevremizdeki ve içimizdeki sesler bizi boğuyor. Aslında burası huzurun cenneti ama bazen yetmiyor. Mehmet Uzun'un, bakın, bir sözü karşıma geldi ve alıntı yapmış oldum. Nesnel bir anlatım yok. Öyle mi oluyor acaba? Bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bilmiyorum diyerek kararsızlık davrandı. Şu hayatta şu sahte hayatların, yalancı suskunlukların, maskelerle gizlenmeye çalışan sevgisizliklerin kederi hep yanımda duruyor. Evet, karamsarım aynı zamanda. Ne yaparsak yapalım, çevremizdeki ve içimizdeki sesler bizi boğuyor. Aslında burası huzurun cenneti ama bazen yetmiyor. Evet, bakın, yüreğimi ört, insanlar soğuk, üşürsün, güvensizim fakat huzursuzluk yok. Hasan durgun, tıkanıktı. Susuyor, susuyordu. Öyle haftalarca sustu. Anlamaya başladığı Arapçayı küçücük kafasında beliren bir inatla konuşmayarak sustu. Daha büyük bir tehlikeden korkarak deniz altında nefes almamaya çalışan bir adam gibi tıkandığını duruyordu, yine susuyordu. Hangisine başvurulmuştur diyor. Evet, metinde başvurulan benzetmedir değil mi? Şimdi burada daha büyük bir tehlikeden korkan, deniz altında nefes almamaya çalışan bir adama benzetildi. Başımı çevirdim, ona baktım. Bunu yaparken romatizmalı kolumu kullanır gibiydim. Fakat içim birdenbire ferahladı. Sanki yıllardır aradığım bir arkadaşımı bulmuştum. Islık çalmak istiyordum. Perdeleri indirdim. Güneş onu rahatsız edecekti. Zımpara yağdıran sert ve siyah sakalı yüzüne bir kez daha bakıp dışarı çıktım. Hangisi söylenemez diyor. Birinci metinde yazar arkadaşını tanık göstermiştir diyor. Tanık gösterme olması için bir kişinin adı ve cümlesi gereklidir. Burada yok, tanık göstermede yok. Martılar dokunduğumuz yiyecekleri tercih ediyor. İngiltere Exeter Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmada martıların insanların dokundukları yiyeceği yemeye eğilim oldukları bulunmuş. Araştırma bu sonuca bir deneyle ulaşılmıştır. Deneyde birbirinin aynı olan iki yiyeceği martıların görebileceği bir alana konulmuş. Yiyeceklerden biri bir araştırmacı tarafından tutulup 20 saniye sonra tekrar yerine bırakılmış. Diğerine ise hiç dokunulmamış. Deneyde gözlemlenen 38 martıdan 24'ü yiyeceklere, bunlardan 19'u ise dokunulan yiyeceğe yönelmiştir. Araştırmalarda Madeleine Gumos, martılar yiyecek ararken insanlardan aldıkları ipuçlarından yararlanıyor demiştir. Ayrıca bu araştırmanın martıların neden kentleşmenin olduğu yerlerde gruplandığını açıklamıştır. Sayısal verilerden yararlanılmış, yazılan, tanık gösterilmiş karşılaştırma yapılmıştır. Bu metinde başvurulan düşünceyi geliştirme yollarından birinin örneği değildir diyor.
Çin Wuhan kentinde yayılıp tüm dünyaya esir alan bakın sayısal veriyi var. ABD'deki Arizona Üniversitesi'nde bulunan gözlemevindeki gökbilimciler dünyanın yörüngesinde dolanan bir gök cismi keşfederler. Tıpkı Ay gibi bakın karşılaştırma var. Konya'nın Çumra ilçesine bağlı Türkmen Karahöyük milattan önce var olduğu düşünülen bir krallığa ait izler bulundu. Konyalı bir çiftçinin burada sadece ne vardır arkadaşlar? Açıklama vardır. Diğerleri yoktur. Beethoven 17 yaşındayken Mozart'la çalışmak için Viyana'ya gitmiş. Yaşadığı dönemde müzisyenler tıpkı birer işçi gibi sarayda ya da kilisede çalışıyormuş. Ancak Beethoven saray ve kilise çalışmasının yanı sıra halk içinde çok sayıda beste yapmış. Beethoven genç yaşlarda bir işitme sorunu ortaya çıkmış. Yıllar içinde hastalığı ilerlemiş ve işitme duyusunu tümüyle kaybetmiş. Bu nedenle sanatçının piyano çalma yeteneği gitgide körelmiş. Ancak Beethoven beste yapmaya devam etmiş. Çevresindekilere yazılı olarak iletişim kurmaya başlamış. Beethoven pek çok eser ortaya koymuş. Sanatçının bazı eserleri ölümünden sonra yayınlanmış. Fürilis, 9. Senfoni, Findela, 8. Piyano, Sonatı ve Koral Fantezisi en çok bilinen eserlerinden bazılarıdır. Verilen numaralanmış metinlerin hangisinde umutsuzluk duygusuna kapılmadığını gösterir diyor. Evet, ne yapıyor? Duyma duyusunu kaybediyor fakat çalışmaya devam ediyor. Umutsuzluk yok.